Herkese merhaba. Emre Hoca İngilizce Akademi adlı kanala hoş geldiniz. Videomuzun konusu dünyanın gündemini şu sıralar en yoğun bir şekilde işgal etmekte olan Gazze'deki durumlar, Gazze şehrindeki durumlar ve İsrail-Filistin savaşına dair ileri seviye, çok güncel, daha bir saat önce yayınlanmış bir haberin, The Guardian gazetesinden aldığım bir haberin çevirisi olacak. Ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Uzun süredir bu kanalda çeviri paylaşımı yapmadım. Hatta sizden bununla ilgili yorumlar aldım. Çünkü hayatımda bir takım yeni değişiklikler yaptım ve bu esnada yaşam tarzımı değiştirdim. Bu nedenle bundan sonra dijitale çok daha fazla zaman ayıracağım ve kendi istediğim tarzda mesleğimi idare edeceğim. Bu şekilde yönlendireceğim. Önemli belirtmek istediğim bir husus var. Bundan sonra beni TikTok'ta da bulabileceksiniz. TikTok'ta Emre Hoca İngilizce Akademi isimli hesabı mutlaka takibe alın diyorum. Çünkü TikTok'u bundan sonra çok aktif bir şekilde kullanacağım. Orada İngilizceye dair çeviri de dahil olmak üzere İngilizce gramer ve İngilizce ile ilgili aklınıza her ne geliyorsa onunla ilgili canlı yayınlar ve sohbetler yapacağım. Bu vesileyle şunu söylemek isterim. Bu videonun altına da TikTok'ta canlı yayınlarda ne yapılmasını istiyorsanız, ne konuşulmasını istiyorsanız bunlara dair yorumlarınızı bekliyorum. TikTok hesabını Emre Hoca İngilizce Akademi'yi takibe almayı kesinlikle ihmal etmeyin diyorum. Ayrıca İngilizcemiz isimli YouTube kanalı da bana ait bir YouTube kanalı. Bu kanalda yeni bir kanal ve şu anda o kanalda muhteşem çeviriler var. Başlangıç seviye, orta seviye, ileri seviye makale metin çevirileri var. B1, B2, C1 seviye çeviriler var. Peki o kanalın bu kanaldan farkı ne olacak derseniz bu kanalda bulacağınız her şeyin haricinde çok daha fazla içerikler bulacaksınız. Örneğin dinleme, konuşma, yazma ile ilgili de videolar ve içerikler bulacaksınız. O da kendine özgü bir kanal olacak ve şu anda içerisinde gerçekten çok güzel paylaşımlar var. Kanalın linkini bu videonun altına bırakacağım. Ve bu kanalda takip etmeyi ihmal etmeyin, bu fırsatı kaçırmayın diyorum ve çeviriyi artık başlıyorum. Başlığımız United Nations Wounds of Gaza. Birleşmiş Milletler Wounds of Gaza Starvation. Şöyle, şimdi bu of'un fonksiyonu nedir? Von uyarmak, of da neye dair uyardığını söylüyor. Yani Gazze'de açlığa dair uyarıyor Birleşmiş Milletler. As burada iken anlamında ne olurken, concerns, endişeler, rise, yükselirken, artarken, about safety in the south, güneydeki güvenlikle ilgili endişeler artarken Birleşmiş Milletler Gazze'de açlığa dair uyarıda bulunuyor. Israeli military expansion, İsrail askeri genişlemesi seen as likely alongside acute shortages of food and water. Şöyle, İsrail'in askeri genişlemesi seen görülüyor. Ne olarak? Tabii burada isim bir reduction, bir kısaltma yapılmış. As likely, muhtemel görünüyor. Burası pasifte bir reduction. İsrail'in askeri genişlemesi muhtemel görünüyor. Alongside yanı sıra. Neyin yanı sıra? Acute shortages of food and water. Acute şiddetli demek. Hastalıklar için kullandığımız bizim akut tabir vardır Türkçedeki. Onunla ilişkili. Şiddetli yiyecek ve su kıtlığının yanı sıra. Bir görselimiz var burada. Tabii ki insanlık adına son derece üzücü, son derece rahatsız edici görüntüler. Fakat maalesef dünya üzerinde yaşanan bir manzaraya dair bir görüntü. Haberi The Guardian gazetesinden aldığım için telif haklarına da saygılı olmak istedim. Şimdi resmin caption'ını birlikte okuyoruz. Palestinians, Filistinler, queue, sıra oluyorlar. To amaç bildiriyor. To buy bread, ekmek almak için. From a bakery, bir fırından. Amid, arasında demek. Esnasında ya da arasında. Shortages of food supplies, yiyecek stoğu kıtlığı içerisinde de diyebiliriz bu ömüde.
And fuel ve yakıt, yiyecek ve yakıt, yiyecek stoğu ve yakıt kıtlığı içerisinde. İmkan Yunis in the southern Gaza Strip, Güney Gazze şeridinde Kan Yunis'te çekilmiş bir fotoğraf ve fotoğrafın sahibi de İbrahim Abu Mustafa Reuters ajansından. Ebu diyebiliriz bizim tabirimizle. İsrail Hamas War, İsrail Hamas Savaşı. The United Nations has said Gaza civilians, Birleşmiş Milletler söyledi, Gazze'li sivillerin fiil olarak kullanılmış burada, karşı karşıya olduklarını, the immediate possibility, immediate şöyle acil bir ihtimal. Tabii bu şimdi acil ihtimalde şöyle diyeceğiz. Yani immediate possibility her an gerçekleşmesi muhtemel bir açlıkla karşı karşıya olduklarını söyledi. Ümit arasında, neyin arasında? Mounting concerns, tırmanmak demek ama burada giderek artan olarak alacağız. Giderek artan endişeler arasında. About dair, neye dair? Israeli plans, İsrail'in planlarına dair. Ne planı bunlar? To expand military operations, askeri operasyonları genişletme planına dair. Nerede peki? In parts of the south, güneyin kesimlerinde, bazı kesimlerinde, in parts o şekilde yorumlayacağız. Where ki burada people have sought refuge from fighting. Şimdi where tabii ki burada, ki buraya cümlenin gelişine göre çevrilmesi gereken bir bağlaç burada. Ki buraya olarak alacağız bunu. People have sought refuge. Seek refuge, sığınmak demek. Tabii present perfect tense var burada. İnsanlar sığındılar, buraya sığındılar. From fighting, çarpışmalardan. Fuel shortages on Friday, Cuma günü yakıt kıtlığı, halted, halt durdurmak demek, durdurdu. Aid shipments, aid yardım, shipments da nakliyat, sevkiyat demek. Yardım sevkiyatlarını durdurdu. And blacked out communications across the strip. Strip şerit, Gazze şeridi. Across çapında, Gazze şeridi çapında. Communications, iletişimi de blackout, kesmek demek, kararttı, kesti. The United Nations said, Birleşmiş Milletler söyledi. Burada bir det olabilirdi, aktarmalı anlatıma geçiyoruz burada. Neyi söyledi? Nesne grubu başlıyor şimdi. Its trucks could not move, kamyonlarının ilerleyemediğini, hareket edemediğini söyledi. And ve it could not coordinate deliveries, buradaki it Birleşmiş Milletler'in kendisi. Sevkiyatları, teslimatları, deliveries koordine edemediğini söyledi. Palestinian Network Operators, Filistinli ağ operatörleri, şebeke operatörleri, telefon hatlarından bahsediyoruz burada. Set söylediler. They could no longer power, no longer cümleyi olumsuz yapan bir artıktır. Artık yapamadıklarını anlamında. Yani power the phone and internet systems, telefon ve internet sistemlerine artık güç veremediklerini söylediler. Fuel shortages have also in effect, yakıt kıtlığının aynı zamanda in effect etkisi var. Shutdown water treatment and sewage systems. Şöyle in effect shutdown'u da kapanmasına yol açtı şeklinde yorumlayacağız. Have also in effect shutdown. Yani kapanmasına neden oldu şeklinde doğru bir çeviri yapmış olacağız. Yakıt kıtlığı aynı zamanda water treatment, yani su şöyle sevkiyatının and sewage systems ve kanalizasyon sistemlerinin de iptaline neden, kapanmasına neden oldu. Şimdi bir zarf tümleci geliyor. Bu durum neye yol açtı? Leading, yol açarak. Health authority, sağlık yetkililerinin, ya bu durum sağlık yetkililerinin to warn uyarılarına yol açtı. About hakkında, ne hakkında? The spread of infectious diseases, salgın hastalıkların yayılmasına dair. Tabii ki böyle bir metni üzülerek seçtim ama seçme nedenim Filistin'de
zor durumda yaşayan insanların içinde bulundukları durum konusunda farkındalık oluşturmada çorbada benim de bir tuzum olsun istedim. Bununla beraber diğer YouTube kanalımda dün yayınlanan ayrıca bir haber var. Dünyanın bu konuya bakışıyla ilgili çok güzel bir çeviri videosu var orada da. O videoyu da izlemenizi tavsiye ediyorum. İsrail söyledi, its forces were consolidating control of the north. İsrail kuvvetlerinin şimdi consolidate sağlamlaştırmak demek, sağlamlaştırıyor olduğunu söyledi kuzeyin kontrolünü. As they continued, as iken ne olurken, they continued, onlar devam ederken bir taraftan. The hunt for a Hamas command and control center. Bir Hamas komuta ve kontrol merkezinin izini sürmeye devam ederken, hunt avlamak, tabii biz burada izini sürmek diyeceğiz. Under El-Şifa Hospital, El-Şifa Hastanesi'nin altındaki bir komuta ve Hamas komuta ve kontrol merkezini aramaya devam ederken. A spokesperson, bir sözcü. Attack, saldırmak demek biliyorsunuz. Ama tabii burada yani direkt olarak bir saldırma yok da şöyle bakın gerisinde ne var? The impatience of the men's. Şöyle taleplerin sabırsızlığını eleştirdi. Şimdi İsrail adına bir sözcü düşünün. Gazetecilerin sorularını cevaplıyor ve gazeteciler tabii ya da kamuoyu kendisine ısrarla şunu soruyor. Nerede bu Hamas'ın karargahı diye işte bunu söylemeye çalışıyor. Tabii kendisi de sinirleniyor bu durumda. Bir sözcü eleştirdi taleplerin sabırsızlığını. Ne için taleplerin? For proof of Hamas headquarters der. Oradaki Hamas karargahının varlığına dair kanıt isteyen talepleri eleştirdi. Since troops entered the compound on Wednesday, compound yerleşke, since'den beri askerler çarşamba günü yerleşkeye girdiğinden beri the military ordu has published, yayınladı, images, resimlerini yayınladı, of, in un anlamında, neyin? Şimdi soru olmayan bir cümlede what şey olarak çevrilmedir? What it claimed, iddia ettiği şeyin resimlerini yayınladı. Ne olduğunu iddia ettiği şeyin, was one tunnel entrance, bir tünel girişi olduğunu iddia ettiği şeyin, and weapons found in a truck, ve bir kamyonda bulunan silahların, inside the compound, yerleşke içerisinde, but no further evidence of Hamas activity, ama Hamas'ın aktivitesine dair daha ileri no further evidence, bir delil yok. Israeli authorities, İsrail'i yetkililer söylediler. Hamas fighters operated from beneath the walls. Hamas savaşçılarının from beneath the walls, koğuşların altında faaliyet gösterdiğini, operate o anlamda söylediler. Using, ele kararak gene burada, using patients and doctors, hastaları ve doktorları kullanarak. Ne olarak? O ez burada olarak anlamında human shields, canlı kalkan olarak kullanarak. And held hostages there, hostages, rehineler, ve rehineleri orada tuttuğunu İsrailli yetkililer söyledi. The military on Friday, ordu Cuma günü identified a second hostage. Identify, tanımlamak, belirlemek anlamında. A second hostage, ikinci bir rehineyi tespit etti, identify o anlamda. Whose body, ki onun cesedi was found, bulundu. Near El-Şifa Hospital, El-Şifa Hastanesi yakınında. Tabii burayı daha düzgün şöyle çevireceğiz. Ordu Cuma günü aynı zamanda cesedi El-Şifa Hastanesi'nin yakınında bulunan ikinci bir rehineyi olarak tespit etti. Ne olarak? 19 year old corporal'ın kısaltılmışı bu, onbaşı, 19 yaşındaki onbaşı Noah Marciano olarak tespit etti ya da tanımladı. Hamas denies,
Hamas reddediyor. Operating from the hospital, hastaneden faaliyet yürüttüğünü and on Friday ve Cuma günü Seth söyledi. Hostages found in the area, bölgede bulunan rehinelerin had been taken, götürülmüş olduklarını for medical treatment, tıbbi tedavi için götürülmüş olduklarını oraya. Not held hostage at El-Şifa ve hold tutmak kendisinin, Hamas kendisinin El-Şifa'da rehine tutmadığını söyledi. Metnimiz burada sona eriyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin. Emre Hoca İngilizce Akademi isimli TikTok hesabını ve İngiliz Elimiz isimli YouTube kanalında takibe almayı ihmal etmeyin diyorum. Başka bir videoda görüşmek, görüşebilmek umuduyla hoşça kalın.